sevgili gençler. Geldim sen. Bir dakika gel. Dillerim biraz uzun. Yaşayan bir Anadolu ağzında unutulmaya yüz tutan kelimeler, deyimler ve atasözleri üzerine. Unutulmaya yüz tutan bütün kelime, deyim, atasözleri nefsimde denediğim, unuttuğum ve hatırlamaya çalıştığım kelimeler. Bunları belgeler dayandıracağım. Hatıralarımla da süsleyeceğim. Konuşmama birkaç kişi adıyla başlamak istiyorum. Boğa Sere, Roskin'den Olas Koyes, Laura Somersal, İbrahim Hanna, ayrı ülkelerin, ayrı dinlerin mensupları. Bu bildirimi hazırlamadan önce bir kısmının cinsiyetini bile belirleyemediğim bu insanları ben de tanımıyordum. Haklarında hiçbir bilgiye sahip değildim. Ancak bu dört ada, beşinci bir adı eklersem sizler de her birinin en azından bir iki özelliğini yakalayacaksınız. Beşinci ad, 1992 yılında Bursa'nın Hacı Osman Köyü'nde 84 yaşında vefat eden Tevfik Esenç'tir. İlgili olan meslektaşlarımız, bir zamanlar Kuzeydaki Kafkaslar'da konuşulan Kubuk Çayı konuşan son kişi olan mevhumu hatırlayacaklardır. O halde adlarını andığımız dört kişinin de tıpkı Tevfik Esenç gibi bir dilin son konuşanları olduğunu tahmin etmişsinizdir. Bu asere Avustralya'da konuşulan Andaman dillerinden biri olan Boğa dilini konuşan son kişi olup 2010 yılında vefat etmiştir. Roskinde Novatskres, Kuzey Amerika'nın konuşulan yerli dillerinden olan Kupenko'yu konuşan son kişi olup 1987 yılında 94 yaşında vefat etmiştir. Laura Somerson da Kuzey Amerika'da konuşulan yerli dillerinden Bapo'yu konuşan son kişi olup 1990 yılında vefat etmiştir. Tabi yabancı gelmeyen bir İbrahim Hanna var. O da Diyarbakır'ın Dice ilçesinin Kamışlı köyünden Suriye'ye göçen köylülerdendir. Doğu Süryani dillerinden olan Mılasso'yu konuşan son kişi olup 1995'te vefat etmiştir. Demek ki bu ölümler, o dillerin de son konuşanların ölümü olduğu için ölümü anlamına geliyor. UNESCO'nun yayımladığı tehlike altındaki diller atlasına göre ülkemizde konuşulan dillerden 15'i tehlike altında olup 3'ü de kaybolmuş durumdadır. Dilleri konuşan son insanlar ölüyor ve arkalarında da bir ölü dil bırakıyorlar. Artık o diller hiç konuşulmayacak. Belki sadece alınan kayıtlardan yola çıkılarak haklarında incelemeler yapılabilecek o kadar. Onlar da pek çok dil gibi unutulan veya kaybolan diller arasındaki yerleri alacaklar. Ya halen konuşulan diller? Araştırmacıların belirlemelerine göre bilinen dünya dillerinin yaklaşık olarak yarısı son 500 yıl içinde unutulup gitmiştir. Dil bilimciler yaşayan dillerin sayısını 2000'den beri arkadaşlarımız aynı çerçeve etrafında sayı veriyorlar. Benim kaynağım 6000 ile 7500 arasında hesaplamışlar. Ayrıca bir hesaba veya tahmine göre bu dillerin de en az yarısı, belki daha fazlası gelecek 100 yıl içinde ortadan kalkacaktır. Bugün dünyada konuşulan dillerden 2500 tanesinin de tehlike altında olduğunu bu vesileyle hatırlatalım. Tehlike altındaki dillerle ilgili görüşlerimiz bu. Ya aynı tehlikeyle karşı karşıya kalan ağızların durumu nedir? Şunu hemen belirtelim ki ağızların ölümleri dillerin ölümleriyle birlikte olabilir. Yaşayan bir dilin ağızları da yaşamaya devam edecektir. Bir Türkiye Türkçesi yaşadıkça Konya ağzı da yaşayacaktır. Erzurum ağzı da, Muğla ağzı da. Ama bu yaşama nasıl bir canlılık oranıyla sürüp gidecektir onu bilemiyoruz. Zaman zaman gazetelerde ve dergilerde haberler yer alır. Ankara'daki Çorumluların sayısı Çorum'dakilerden, Yozgatlıların sayısı Yozgat'takilerden fazladır diye. Siz Çorumlu veya Yozgatlı'nın yerine bir başka ilinizi de koyabilirsiniz. Mesela Çankırı'yı, Kırşehir'i, Kırıkkale'yi, Sivas'ı. Türkiye'de
Türkiye'de pek çok ağzın konuşulduğu bilinmektedir. Ancak bu ağızlar arasında fazlasıyla öne çıkan, bilim dünyasının dışında da tanınanları vardır. Erzurum, Trabzon, Kastamonu, Muğla ve benzeri ağızlar. Konya ağzı da bu ağızlardan biridir. Ancak Konya ağzının özel bir adı vardır. Biz Konyalılar ona sizlerin dediği gibi Konyalıca falan demeyiz. Tam Konyalı gibi dört dörtlük Konyalıca deriz. Nitekim geçen yıl bir arkadaşımızın yayınladığı bir derlemede de kitabın adı olarak Konyalıca kelimesini görüyoruz. Konya ağzı üzerinde 150 yıldan beri çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Önceleri batılı bilgilerin farklı boyutlardaki çalışmaları ön planda iken son yüzyılda çoğunluğunu Konyalı gönüllülerin oluşturduğu değişik dönemlerin farklı düzeyde eğitim almış derleyicileri bu işe el atmışlardır. Bugüne kadar dikkat çeken en önemli çalışma batıda yapılan bir kasaba ağzının incelenmesi olmuştur. Şimdi Asya Türk Dünyası'nda görev yapan Lide Üniversitesi doçentlerinden Mehmet Gültekin'in kendi belgesiyle ilgili yaptığı doktora çalışması. Onun dışında iki tane üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri, Türkçe bölümleri olan üniversitemizde Konya ağzı ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Konya ağzının öbür ağzı arasındaki yeri nedir? Bu sorunun cevabını bulabilmek için 19. yüzyılın sonlarında başlayan çeşitli çalışmalara bir göz atmamız gerekecektir. Günümüz Türkiye Türkçesi ağızları üzerine yaptığı çalışmalarla tanıdığımız meslektaşımız, sevgili kardeşim karşımda oturuyorlar, Profesör Doktor Leyla Karahan'ın konuyla ilgili değerlendirmesinden yararlanarak şu kısa bilgiyi müsaadenizle aktarmak istiyorum. Konya ağzının ağızlarımız arasındaki yerini belirleme çalışmaları 19. yüzyılın sonlarından itibaren başlamaktadır. İgnaz Kunoş'un 1896'da Türkiye Türkçesi ağızlarını 7 gruba ayırırken Konya ağzını Güneydoğu, Anadolu'da Mersin'le Konya arasında Karamanlıca olarak 5. grupta gösterdiğini görüyoruz. Ancak bu sınıflama hiçbir bilimsel temeye dayanmayan muhayyer bir sınıflamadır. Caferi hocamız 1946 yılında yaptığı ve 9 gruba ayırdığı bir sınıflamanın 8.sini Konya ağız bölgesi olarak adlandırır. Onun 15 yıl sonraki başka bir sınıflamasında grupların sayısı azaltıldığı, il adlarının yerini ağırlıklı olarak bölge adlarının aldığı görülmektedir. Konya ağzı, Orta Anadolu ağızları arasında yer almaktadır. En son çalışma diyebileceğimiz Leyla Karahan'ın değerlendirmesi ise şöyledir. Kendileri Türkiye Türkçesi ağızlarını 9 gruba ayırmışlar. Bu grupların sonuncusu Konya ve yakın çevresiyle ilgilidir. Sonuncu ana ağız grubu 9 gruba, alt gruba ayrılmıştır. Bunların da sonuncusu şu şekilde belirlenmiştir. Konya, merkez ilçe ve bazı yöreleri ile Ereğli hariç, İçe, Tarsus hariç bu bölgenin ağızları. Çalışmanın Konya'nın 3 merkez ilçeye ayrılmadan önce yapıldığı unutulmamalıdır. Ayrıca ilk 7 grup arasında sayıları 3 ve 4 olan ikinci derecede ağızlara ayrılmışken, onlara yer verilmişken, son ikisinde böyle bir ayrıma gidilmemiştir. Esas konumuz olan unutulmayı tutan kelimeler, deyimler, atasözlere gelince, ben 25-30 yıldan beri Konya ağzını üniversite mezuniyeti dil olan Reşit Ahmet Arat'tan dil dersleri ve tez hazırlayan bir araştırmacı olarak memleketin hakkını teslim etmek amacıyla halk edebiyatçı kimliğimin yanında bir de Konya ağız araştırmacılığına yöneldim. Ama benimki hep Kürt münasebetlerinden daha çok Konya ağzını ayakta tutmak, onun varlığını tekrar sizlere kazandırmak, o uğurda çalışan kişileri de sizlerle birlikte almak. Amacım bu. 1988'de başlayan Türk Dil Kurumu'nun o büyük kurultaylarından itibaren kısmet olursa bunu yedincisini yapacağız. Daima Konya ağzı ile ilgili veya Konya ağzı üzerine çalışanlarla ilgili bildiriler sundum. Konya ağzının ilk çalışmadan yapanlar iki ilköğretim müfettişidir. Bana ne mutlu ki genç yaşımda onları ilerlemiş yaşlarında tanıma imkanını buldum. 1918 yılında Konya Türk Ocağı'nın yayın ve organ olan Ocak dergisinde Öz Dil adlı bir dizi yazı yayınlanır. Birincisi Ahmet Nusri Katırcıoğlu. Hem oğlumun medreseden hocasıdır, elini öptüm, hem de oğlu arkadaşım. Böylesine bir insan yakından tanıma fırsatını elde etti. İkincisi yine aynı şekilde
Milliyetçi Bakanlığı'nda, o zamanki adıyla herhalde Maarif Nezareti olacak, ilk tedrisat müfettişi olan Ahmet Necat Atalay, o da 25 yıl kadar önce vefat etti, onu da sağlığında tanıdı. Yani Konya Ağzı ile ilgili ilk bilgileri veren kişileri yakından fiilen tanımış bir arkadaşınız olarak konuşmayı daha canlı hale getirmeye çalışıyor. Yapılan iş nedir? Bu iki insan idareciliklerinin yanında, müfettişliklerinin yanında Konya Ağzı ile ilgili kendileri topluyorlar. Konya'nın yerlisi de bunlar. Başka yerlerden gelip Konya'da görev yapan müfettişler değildir. Hala bunlardan birincisi Sıçanlı'nın Ahmet Efendi diye bilinir. Öbürü de Baba Aslanlar meşhur yeni Konya Gazetesi'nin uzun yıllar sahipler arasında yer almıştır. Böylesine Konya eşrafından insanlar. Ben o iki büyüğümüzün 1918 yılında Ocak dergisinde yayınladığı yazıların bir ara verilmesinden sonra 1925 yılında Yeni Fikir dergisinde bu sefer sadece Ahmet Necati Atalay tarafından küçük bir ad değişikliğiyle öz dil yerine öz dilimiz adıyla yeniden yayınlandığı gördüğüm zaman bir yeni sevinç haresiyle kaplandı. Çünkü adeta daha önce bilemediğimiz bir sebeple yarım bırakılan çalışma burada tamamlanıyordu. Ne yazık ki bu ikinci dizide de 8. yazıda mabadı var dediği halde ve dergide çıkmaya devam ettiği halde yazının devamı gelmemiş. Olsun. Ne kadar kurtarmışsa o kadar kar bizim için. Ağabeyim 89 yaşında, 1923 doğumlu. Eşi ondan 2 yaş küçük. Onun yaşında bir başka dayımın kızı daha var. Ben bunların Konya Ağzı'nın ne kadar başarıyla konuştuklarını biliyorum. Ama ilk ikisi, abim ve eşim, evi paylaştıkları için kelime hazinelerinde biraz farklılık vardır. Ama yine de iki hanımın dili Konya Ağzı olmakla hala öğrenebileceğimiz düzeni sergilerken, okur yazarlığı açısından, sosyal çevresi açısından ağabeyimin dili Konya Ağzı olmaktan biraz uzaklaşmıştır. Bugün ağabeyimin üçüncü göbekten torunları hayattadır. 6 ile 12 yaşında ilk öğretim aşamasında öğrencilerdir. Zaman zaman bunları aile toplantılarında bir araya getiririm. Dedelerle değil, büyük dedelerle torunları konuşturdum. İnanır mısınız, torunların bildiği eskiye ait olan kelimelerin sayısı sıfır demeyeceğim. Kalıplaşmış ifadelerde var olan kelimeler. Çok özür dilerim. Bildiğimiz bir kelimeyi için alınan bir Konya'da kullanılan atasözü vardır. Rahmetli annem bize kızdığı zaman istediği bir işi yapmadığımız, hayır yumuşunu yerine getirmediğimiz zaman bize derdi ki ilk boku ne olacak emeği aradı. Burada ev kelimesi bu atasözün içinde olduğu için yaşıyor. Çocuklar bunu işittikleri için onlara da söylüyoruz çünkü bu kelime yaşıyor. Ama tek başına en kelimesini bulmamız mümkün değildir. Şimdi bu kelimeleri nasıl yaşatacağız? Ben bir bildiri sunmuştum vaktiyle şöyle. Dil metinlerinden yaralanmanın yolları nedir? Deyimleri yakalıyorsunuz. Bu iki kişi, iki Ahmet, Ahmet deyim diyelim isterseniz. Diyorlar ki bu kelimenin anlamı budur. Şu atasözünde dahi geçer. Eski kitaplarda da böyle bilgiler vardır bilirsiniz. Bu kelimenin anlamı şudur, şu deyimle dahi geçer. Biz böylece hem kelimeleri kazanıyoruz, hem atasözlerin hem de deyimlerin ayakta kaldığını, hayatta kaldıklarını da görüyoruz. Ben onlardan bazı örneklerini seçtim. Ama aileden tekrar örnek vermek istiyorum. Ne yazık ki benim torunum dahil, abimin torununun çocukları dahil, onlar Konya adı açısından kaybedilmiş bir nesildir. Onlar, o benim şeytan kutusu dediğim ufacık kutular var ya şöyle tıklık ediyoruz, onun dilini Konya ağzından daha iyi biliyorlar. Anneleriyle babalarıyla konuşurken kullandıkları kelimeler artık bizim ilkokul çağında öğretmenlerimizin edindiğimiz kelimeler değil, teknolojinin getirdiği kelimelerdir. Artık evimizin altındaki fitness merkezi diyorlar, Sayın Başkanım vaktinde biz buna ne karşılık bulmuştuk. Oradaki temizlik işçisi kettle diyor. Kettle. Televizyon reklamlarından alınan ilhamla daha düne kadar yemeklerin pişirildiği fotoğraflı yerlere aşana derken mutfak ve mutfak kelimelere geçmişken şimdi artık kitchen'a geçmiş bulunuyoruz. Televizyonlar, radyolar ve diğer yayın organları bizim dilimizdeki mahalli kelimeleri alıp götürüyor. Bunun önemli yolları nedir? Ben onu artık
başkalarına bırakıyorum. Benim sorunu, problemi ortaya koyma hakkım var ama ona çözüm önerisi getirme hakkım yok. Size bir iki örnek kelime vereceğim. Bu kelimelerden bir bölümünü ben hiçbir zaman işitmedim. Ama 1917 yılında, 18 yılında Ocak dergisinde yayınlanan kelimeler. Bu kelimelerin bir bölümünü 23 doğumlu abime sorduğum zaman cevabını alabiliyorum. Ama hepsinin cevabını alamıyorum. Bir bölümünü alabiliyorum. Ben abiminkinden daha da azının cevabını alabiliyorum. Çünkü o kelimelerin bir bölüm zamanın için, zaman içinde kayboldu ve unutuldular gittiler. Ben bazı kelimeleri okuyacağım. Mesela badas, badaşmak, bağcık, banak. Vallahi hiçbirini bilmiyorum. Duymadım. Cevik, cılbır, cimri, cuda. Sayın Hocam, cimri de mi bilmiyorsun diyeceksiniz şimdi. Biliyorum ama buradaki cimrinin anlamı bizim bildiğimiz cimri değil. Başka bir anlam var. Çara. Bu çare kelimesinin aşk edebiyatında okuduğu şekil değil. Başka bir çara. Çelinle, çevirgeç, çitil. Bir tek çevirgeci biliyorum. Böyle hani hanımlar evde mutfakta ateşin üzerinde şefik aşağılarda onu şöyle çevirirler ya bir devletle. Onun adı. Onu da evde gördüğüm için, annem kullandığı için biliyorum. Dalav, daylı, dınkala, gibe. Bir tek dınkalayı biliyorum. Bir de dınkala derdik. Oyunda veya koşuda en sonunda kalan. Onu da kaybettiğimiz oyunlarda Dünyalı adıyla anıldığını için biliyorum. Eğer o oyunları oynamasaydı bu kadar ilgilenmeyi görüyorsunuz, mutfağa giren, annesinin yaptığı işi gören kişi, oyunda kaybeden kişi bu kelimeleri yaşatabiliyor. Eğer o işler başına gelmemiş olsaydı, bütün koşulları kazanmış olsaydım, herhalde bu kalayı da unutacaktım. Demek istediğim şey şu. Çocuklarımızla bu bölge ağızları, doğup büyüdüğümüz topraklarda annemizin, babamızın, vaktiyle dedelerimizin konuştuğu ağzı kullanarak onlara 3-5 kelime öğretmeye çalışıyorum. Biri doktor, biri araştırma görevlisi olan kızlarıma ben sürekli olarak Konya ağzına hitap ederim. Belli kelimeleri kullanırım. Mesmosuz derim, ceyyole derim. Bu kelimeleri öğrensinler. Hiç olmazsa onlar birkaç kelimeyi de geleceğe bu kelimeleri taşıyabilirler. Yoksa üniversite okumuş olan çocukların mahalleli ağzı kullanmadan mümkün değildir. Şunu da itiraf edeyim. İlkokulu bitirdiğim zaman dört dörtlük Konya ağzıyla konuşan bir çocuktu. 1951. Ortaokula bir geldik, bir baktık bu haline ne oldu? Konya'da olan ikinci oğlu komutanımın kızı. Arkadaşımız, sınıf arkadaşımız. Vallahi anlaşamıyoruz. Biz Konya'da evde konuştuğumuz Türkçe'yle konuşuyoruz. Yine emmi diyoruz. Teyzeye dize diyoruz. Onların dilinde emmi yok, amca var. Onlar dize demiyorlar, teyze diyorlar. Onların bize uyması mümkün olmadığını göre bizim onlara ayak değil, dil uydurmamız lazımdı. Artık biz de onlara zorlana Konya ağzıyla dilimizi kırarak amca ve teyze demeye başladık. Çünkü dayı kelimesi o bir zamanlar televizyonda Türkçemiz olan dayı şeklinde söylenmediği için dayı, onlarda da dayı idi, bizde de dayı idi. Efendim, bir iki atasözü söyleyip toparlayacağım. Mesela ağlansız güzel olmaz. Ağlan ne demek? Güzeli biliyoruz. Olması da biliyoruz. Ama kusur demek. Canı kuş avını alır. Canı. Gecelik mi? İş güzel. Ha, bu kelime başka bölgede de başka anlamlarda da kullanılabilir. Mesela bir tatlı olan köşmenin Anadolu'da 10 ayrı şekilde yapılmasında olduğunu. Efendim toparlıyorum. Diyorum ki ağızlarımızın ölmemesi lazım. Her ağzın ölmesi demek o ağzın bağlı olduğu Türkçenin, Türkiye Türkçesinin, Azerbaycan'daki Türkçenin vesairenin yavaş yavaş eski tabirle söylüyorum sikratül mevt yani ölüm haline yaklaşmasını hatırlatacaktır bize. Ne olur istirham ediyorum çocuklarınızda, torunlarınızda, anamızdan, babamızdan, dedemizden, ninemizden öğrendiğiniz başkaları duyduğu zaman adam hala köylü ağzıyla konuşuyor diye sizi aşağılayacağı kelimelerin en azından günlük hayatta geçerli olanlarını onlara öğretiniz. Ben öyle yaptım. Biraz başarılı oldum. Siz daha başarılı olacaksınız eminim. Saygılar sunuyorum.
Любой чем хочешь, караульный Аурупа программалар черчевесинде ağızlı halkların dilleri arasında bulmak hem yeniden bilmek. Maldol. Gagavuz dili birkaç on yıl süresinde varınca çevrilmeye düştü, unutulsun. Bu halde Gagavuz dilini kurtarılacak sahiden Moldova devletin uğrunda düşünmekle hem bir dil politikası. Gagavuz halkı politika istediği hem Avrupa strukturaları yardımları. Bu situasyonu değiştirmeye değin Moldova'da artık bir süre kanun kaydedildi. Moldova'da alındı dillerin kullanmasına için karar. Moldova'nın ürenme prosesi için karar. İnsanların hakları için, küçük hakları statüsü durumu için karar. Gagavuz yerin statüsü için karar. Moldova Respublikası'nda uzun istorya zamanlar süresinde türlü etnoslar beraber yaşayarlar. Hem çok türlü diller konuşuyorlar. 2002 yılda Moldova'ya yazıldı Avrupa bölgesi ve azınlıklar diller şartı ama ratifikasyon ona daha yapılmadı. Milli azınlıkları korumak uğrunda çerçeve konvensiyasında Moldova parlamenti ratifikasyon yaptı Oktober'in 22'sinde 1996 yılda. Ancak kurulmuş bağımsız devlette bu büyük bir olaydı. Niçin ki? Ülkede yaşayanların arasında milli azınlıklar 35,5% bu vakitte hani Güçlü Çerçeve Konvensiyası'nın kabilindesinde Moldova Respublikası kuvvet organları çok çalıştılar bu dokümenti tamamlamaya değine. Aynı ki kurma şartları milli azınlıkların nasyonal kültüre gelişmesine. Zakonlarla sağlama onların haklarını, hem serbestlerini, hem yardım etme, integrat olma Moldova toplumuna. Yoktan isteyelim kısadan açıklama Gagavuz dilini korumak hem gelişmek aspektlerini. Bugünkü günü ofisyal statistikaya göre Gagavuzların sayısı 250 bine yakın. Anglar yaşayarak eski Sovyet Respublikaları topraklarında. Daha çoğu yaşayan Burjak topraklarında. Moldova'nın üyelen tarafında. 2004 yılın nüfus sayısına göre Moldova'da 147.500 Gagavuz yaşıyor. Onlar kapılır Moldova'nın yaşayanların 4,4%. Bu sayıya girmeyen Gagavuzlar Anglara Pridnestrovya'da hem Bender bölgesinde yaşıyor. Pridnestrovya'da 3200, Bender bölgesinde 1600 kişi yaşarmış. Biz kişi sayıyoruz çünkü de çok yerli kişi.
Gagavuz köyleri Ukrayna'da, Odessa'da, hem Zaporojye bölgesinde, Romanya'da, Kazakistan'da, Uzbekistan'da, Kabardino-Balkarya'da, Poyraz-Osetya'da var. Yakın 21 Gagavuz Bulgaristan'da hem Grecia'da yaşıyordu. Biraz daha önce bir arkadaşımız Dobruca Türklerinden bahsetti. Ama Gagavuzlar o sıraya girmedi çünkü yani Dobruca'da artık belki de doğru çünkü Dobruca'da Gagavuzlar da yerdiler. Romanya'da da Bulgaristan'da da. Gagavuzların etnik kökenleri Oğuzlar hem Uzlar kuruyorlar. 11. asırda Bizans yazı kaynaklarında Uzlar için sekte yanılıyor. Onlarda belliydiler ki Uzlar Tuna derisini geçmişler ve Balkanlarda, Makedonya'da, Grecia'da, Bulgaristan'da yerleşmişler. Bu topraklardan Oğuzlar Hristiyan dinini kabul etmişler. Ama Oğuzların etnik karışması peçeneklerle, Oğuzların yani kumanlarla temel oldu şimdiki Gagavuzların dedelerin peydalanmasına. 18. asırın başlangıcında Gagavuzların bir payı Tuna'ya yaşıp Rusya'ya gelmişler. Basarabiyan Vilen tarafında yerleşmişler. Tuna'ya aşan insanlara Rusya'ya işlemlilik toprakları verdi. Onlar ekonomik ve halk haklarını belli etti. Bu toprakta yaşamak şartlarını ilim etti. Gagavuz inteligensiyası bütün kuvvetle ilerlendi 80. yıllarda, 20. asırda. Açan Sovyet Birliği'nde demokratik değişimlikler çekildiler. Vardınca Gagavuzlar kültür hem ekonomik problemlarını açıklasınlar, meydana çıkarsınlar. Bir kültür hem ekonomik problemları bölgenin insanını geliştirdiler. Ki baş ilgilesinler hem Gagavuz halkın servisliğin kazansınlar. 1994. yılda Kıran ayın 23'ünde Moldova'da Üçey Bakanlık aldığı karar ki Gagavuz yerinin kendi statüsü olsun. Avrupa Hak Koruyan toplantıları Gagavuz'a bir iyi örnek yerine saydılar ki halk birçiklerinin sıkıntılık günlüklerini iyi çözdesin. Referendumun sonunda Gagavuz'un sınırları belli oldu. Halkın istediklerine göre bu sınırlara girdiği 3 kasaba hem 24 köy. Ato Gagavuz yerinde giriye 3 bölge. Komrat bölgesi, Çadır bölgesi, Vukaniş bölgesi. Gagavuzya'nın toprağı 1848 kilometre kare kaplı. Moldova'nın 5,5% payına. 1995 yılda demokratik ayırmaklarından sonra Gagavuzya'nın yıl başkanı seçildi. Gagavuz dilinin canlandırılması için biraz bahsediyorum. Gagavuz dili kendi yazısını Kirilik alfabetinin temelinde 1958 yılda kabul etti. Bugünden Gagavuz literar dilinin tarihi çıkılıyor. Makar dillerinde kağıtlar paralanadı ama başka alfabetlerin yardımıyla Grek, Eski Rus, Rumun, Farsi hem Akademik Rus bilim dillerinde. Bu kağıtların arasında tercüme edilen Mihail Şakir'in Pisa kağıtları, Angısı tıparlandı hem Balkanlarda hem de Kişinev'de, Basara ve Gagavuzların historiyası. Yazılı Rum'un alfabetinde. Folklor toplumları, Angları, Farsi hem Akademik Rus yazılarında 1895 yılda Kazan'da tıparlandı. Gagavuz dili kabul edildi, nice ayrı Serbest, kendi başına bir Oğuz Bulgar grubasından Türk dillerin ailesine giren bir dal. 90. yılların çıkartmasında 20. asırda Moldova temel değişiklikler kapladılar. En önemli problemiydi nice yeniden Moldova'nın devlet dilini bize çıkarma, onu vurgulama. Hep öyle de başka küçük halkların da dillerini belli etme. En kötü durumda Gagavuz dili bulunardı. Onu kullanardı sadece bir küçük toprakta yaşayan Gagavuzlar. Gagavuz dili kullanılardı.